Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Ben bu sınıfa ilk defa geliyorum, değil mi? Evet öğretmenim. Pekala, tahta tertemiz. Karabiber de kokmuyor. Ben Uğur olarak ilk defa bir sınıfa girdiğim zaman mutlaka bir öğrenciyi kendi sandalyeme oturturum. Sen gel bakayım. Otur bakayım iskemleye. Gel şimdi. Dön arkanı. 20 oturabilir miyim öğretmenim? Hoca camide. Hoca değil öğretmen. Ben de size öğretmenim dedim. Öğretmenim mi dedin? Evet. Tamam, geç yerinize. Evet. Şimdi bakın, bu ilk tanışmadır. Öyle ders kaynar diye zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Derse hemen başlıyoruz. Mondros mütarekesini anlatın bana, kim anlatacak? Hepiniz biliyor musunuz? Evet öğretmenim. Ortega sen anlat. Ortega kim öğretmenim? Karıştırdım. Sen kendini bana tanıt ve mütarekeyi anlat. 763 Çenler Yıldırım. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu anlaşma ile ateşkes ilan edip savaştan çekilmiştir. Anlaşmayı Osmanlı Devleti adına Raif Orbay, bir Agamemnon isimli bir Yunan gemisinde yapmıştır. Af! Boşuna üniversite birincileri Anadolu'dan çıkmıyor. Aferin bize. Canlarım benim be. Sabredin oğlum. Sizi evinize kavuşturacağım. Ama önce eylemimizde zafere ulaşmamız lazım. Devam et abi, çok güzel. Arkadaşlar, Arif'in balıklarla yakaladığı eşsiz uyum sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Evet abi. Sonunda Arif arkadaşını buldu en alığından. Nasıl da yakışmışlar. Maşallah, maşallah. Abi, peki bu balık kaçırma olayıyla amilik ne edebilecek miyiz ya? Oğlum amil balıkları için ölür mü ölür? Beyler, Arif arkadaşlarını yemeden şu işi bir bitirebilsek. Baksana alıştırmalara başladı. Abi, koskoca Milli Eğitim Müdürlüğü ya. Bizi dinleyecekler mi ki? Kopil, Milli Eğitim Müdürü Ferit amca babamın arkadaşı, bizi çok sever. Dinler tabii oğlum. Of ya, tabii ya. Amil dinlemediğine göre. Ya birine derdimizi anlatmamız lazım arkadaşlar, değil mi? Evet abi, bir şeyleri açıklamamız lazım en acilinden. Ya oğlum, Afet Hoca ne dedi? Hoca camide. Ya onu demiyorum ben. Oğlum, haksızlık olduğu zaman boyun eğmeyin demedim. Bizim desteğimiz olmazsa ben bu balıkları yerim ha. Hadi be, sahiden yer misin? Yok be oğlum. O Afet Hoca'ya kıydı ama ben bunlara kıyamam. Bizim adımız amil değil. Helal be oğlum. Delikanlı adam ha. Helal. Ya aynen böyle oldu efendim. Demek ortada bir haksızlık var. Haksızlığın babası var be babası. Afet kızımın başına bunların gelmesine çok üzüldüm. Bana gelmemesine de ayrıca üzüldüm. Sizi dertleriyle sıkmak istememiştir. Ablam bilirsiniz, ricacı olmaktan pek hoşlanmaz. Bilmez miyim? Ferit amca, onu geri getirebilir miyiz? Didem yazılı ifade verirse bir şeyler yaparız. Ama yazılı ifadesi sonucu ceza da alabilir. Hocam, nasıl ceza mesela? Okuldan uzaklaştırılır. İşte buna benzer disiplin cezaları. Belki de tahsikname falan. Ne diyorsun Didem?
Ya veririm. Yeter ki Affet öğretmen geri gelsin. O zaman işleme başlayalım. Öğretmenim, daha yeni geldiniz. Ne yazılışı? Önce bir tanışsak diyorum. Niye tanışıyoruz? Evlenmeyeceğiz, merak etme. Sizinle beraberliğimiz sadece bir yıl sürecek. Ama illaki tanışmak istiyorsanız o kolay. Adım Afet. Tarih öğretmeninizim. Ne oldu? Niye kaşınıyorsunuz siz? Uyuz mu oldunuz? Evet öğretmenim, uyuz oldu, uyuz. Evet hocam, komple acayip uyuz oldu. Hoca camide, hoca camide. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Bu kurbağa geçen biyoloji dersinden mi kaldı tahta? Arif'cim, kafanda iki tahtanın eksik olduğunu hissettin. Onun için mi buradasın tahtanızın? Öğretmenim, açıklayabilirim. Tamam, açıklama. Bırak tahtayı git. Ama öğretmenim, bırakmayın. Arif, tahtayı bırak, yerine otur. Oh. Peki öğretmen. Kongreleri öğreneceğiz. Ne kongresi öğretmenim? Beşiktaş Yönetim Kurulu kongresi mi yoksa? Öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Ya Afet Hanım, böyle olur işte. Yine topladım eşyalarını, anılarını bir çantaya yollara düştü. Eskiden bu kadar koymazdı Sürgün. Bu yaştan sonra ağır geliyor. Hani sen doğal Afet'tin? Deliydin, aklına eseni yapardı. Hakkını kimseye yedirmezdin, ne oldu? Olgunlaştın mı artık? Sen de bir sürüden birisin yoksa artık Afet. Ne oldu sana? Ay Kerem, ne yapıyordur acaba şimdi bensiz? Yemeğini bile pişiremez o. Neyse canım, koca adam oldu, öğrensin. Ablasından fayda yok artık. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Siz? Evet biz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Belki bu bazı şeyleri anlatır öğretmenim. Sizi götürmeye geldik öğretmenim. Biz hiç sizi bırakır mıyız hocam? Hoca camide, hoca camide. Kerametim. Kerametim diyorum. Kerametim. Geldim abla, geldim. Geldim. Aa, abla, bu çorapları nerede buldun? Onları arıyordum ben de. Bunların ne işi var koltuğun altında? Bunların ne işi var koltuğun altında? Ha, onlar çekmecede dura dura sıkılmışlar. Ben de hava değişimi için koltuğun altına koymuştum. Peki ya bu kazak? Kazak? Kazak da onlara eşlik ediyordu. De bana komiklik yapma. Alt tarafı seni bir hafta evde yalnız bıraktım, evin haline bak. Ben kazık kadar adama ev emanet edemeyecek miyim? Abla, sen yokken ben üzüntüden ne yaptım biliyor muydum acaba? Bırak bana duygu sömürüsü yapma. Bunları böyle ihtiyacın yok demek ki. Bunlarla işin yoksa ben de bunları çöpe atıyorum. Abla, abla ne yapıyorsun? Ne demek işime yaramasın? Ben o kazağı aşkım biriktirerek aldım. Aa, eğer senin bunlarla işin olmuş olsaydı böyle etrafa fırlatıp atmazdın. Ben bunları çöpe atıyorum. Sen de lüzumlu eşyalarını gerekli yerlere koyman gerektiğini öğrenirsin. Abla, öyle mi abi güç verir? Seni bunun için mi getirdik Kastamonu'da? Bilseydik hiç girişmezdik böyle bir şeye. Öyle mi? Demek çabuk gittin benden ama ben gitmesini bilirim. Gitme. Gitme.
Gitme, bana istediğin kadar bağır ama gitme. Çünkü ben o zaman köpek yavrusu gibi yalnız başıma kalıyorum. Ay ben sana kıyamam. Ay ben sana kıyamam, ben seni hiç bırakmam. Bir daha bırakmam küçük köpek yavrum benim. Ama bak bir şey söyleyeyim. Etraf böyle dağınık olursa vazgeçerim, her an giderim ona göre. Tamam, ben bunları atmadan, vazgeçmeden atmaktan, al bunları koru. Niye gidip doğruyu söyledin? Burası Türkiye. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ya kavun beni amca, kavun. Abim sonra öldürür beni. Kavun benim. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Gidip disiplin kurulundan ceza alacaksın. Ya alayım ceza. Ondan sonra da Almanya'ya geri döneyim ben. Yok öyle Almanya'ya geri dönmek. Hadi sen git işinin başına bak. Ama amca ya ben... Hadi hadi. Ben gitmek istiyor ama... Amca... Amca lütfen. Amca... İnşallah bulurum. Babacığım. Efendim. Bana biraz para verir misin? Markete gideceğim. Bize yemek yapacaksın demek ha. Özledim senin yemeklerini. Vereyim kızım. Yok. Üzgünüm ama bu sefer sana değil. Afet Hanım geldi. Ona hoş geldin keki yapacağım. Sevindim. Afet Hanım döndü demek ha. Evet. Bizim çocuklar altından girdiler, üstünden çıktılar. Hallettiler olayı. Çok iyi ama sen şimdi sabah sabah gitme. Ben gider alır gelirim. Ne olacak? Ben hemen gidip gelirim. Yok yok, şimdi bu saatte iti var, uğursuzu var, marketi var. Ben alırım. Ne lazımdı? Yoğurt, un, bir de süt lazım. Tamam. Ürperi ablan duştan çıkmadan ben gider gelirim. Tamam mı? Tamam. Kerem, kapı çalıyor. Ayrılmamız lazım. Hı hı. Millet bizi siyam ikizi zannedecek. Heh. Git odanı topla. Tamam abla. İyi günler Afet Hanım. İyi günler Metin Bey. Rahmetin nerede? Bütün evi aradım, yok. Saklambaç mı oynuyorsunuz? Oynasanız bana niye haber vermediniz? Ne saklambaçı Ürperi abla, sabah sabah çocuk muyuz biz? Ben çocuğum yani. Ay onu demek istemedim Ürperi abla. Yanlış anladın. Ha ben her şeyi yanlış anlayan bir aptalım o zaman. Ay babasını soruyorum, kızının verdiği cevaplara bak. Rüya, yoksa baban benim bilmemi istemediğiniz bir yerde de laf mı kaynatmaya çalışıyorsun? Hı? Tamam. Pes ettim Ürperi abla. Babam markete gitti. Yoğurt un falan alacak. Kek yapıyorum da. Evet, markete gitti. Yoğurt un falan alacak. Çıkalı ne kadar oldu? Şimdi çıktı. Nasıl şimdi çıktı kızım? Ben buraya şimdi geldim. Eğer o şimdi çıkmış olsa görürdüm değil mi? Yok Rüya, sen benden bir şey gizliyorsun, kesin bu. Bak anlatırken az önce gelişen olaylara biz halk arasında şimdi deriz. Babam 2 dakika önce çıktı. Ya gördün mü? Bak 2 dakika olmuş. Sen bana şimdi çıktı dedin. Tüh 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 tüh. Ay Allah. Baban şimdi 2 dakikada almış yolu yürümüştür. Yetişemedim, gördün mü? Tüh tüh tüh. Ay Ürperi abla, bir şey mi var önemli? Böyle panik içinde babamı arıyorsun. Bir şey oldu tabii kızım. O karşıdaki musibet gelmedi mi geri? Musibet? Musibet afet. Onun ismi doğal afet Ürperi abla. Ne musibetliğini gördün? Cem aman, ha afet ha musibet. Ne fark eder? Sen ne çok soru sormaya başladın böyle Rüya. Bilmem ki kime çektin. Bilmem ki. Üzüm üzüme baka baka. Dur ben en iyisi kapıya gideyim. Orada bekleyeyim de aklıma gelen başıma gelmesin. Ay aklıma gelen başıma geldi. Utanmaz adam. Ay, annem söylemişti ya. Vay vay vay, ne macera. Ama çok sevindim. Sevindik döndüğünüze Afet Hanım. Teşekkür ediyorum, ben de çok sevindim. Doğrusu evimi çok özlemişim. Kerem'e ben yokken ilgi gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Rica ederim, biz hiçbir şey yapmadık ki. Ayrıca Kerem de hiçbir zorluk çıkarmadı. Metin. Metin bana bunu da yapacaktın öyle mi? Evden yoğurt alma bahanesiyle çıkarak komşu kadınlara musallat olacaktı. Annem söylemişti. Pilotla evlenme, pilotlar çapkın olur demişti. Peri neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Tamam yok bir şey, sen karışma. Öğretmenim hoş geldiniz. Ben size içeride kek yapıyordum, ne olduğunu anlamadım. Hoş bulduk Rüya. Ben sana ne olduğunu anlatayım Rüya. Ürperi lütfen. Lütfene gerek yok Metin, anlatıyorum zaten. Baban yoğurt alacağım diye evden çıkıp Afet Hanım'ı görmeye gitmiş. Sence Afet Hanım'ın yoğurt satar gibi bir hali var mı? Afet Hanım mandıra mı? Ürperi rica ederim. Rica edemezsin Metin. Sen bana rica edemezsin. Ama ben sana emrederim. Emrediyorum, sus. Tavuk kümesindeki tilki gibi enselendin zaten. Daha fazla konuşup kendini ve şansını zorlama lütfen. Bakın hanımefendi, ben daha yeni geldim. Ayağımın tozuyla beni dellendirmeyin. Ben
İçerideydim. Metin Bey buradan iniyormuş. Geldim, kapıyı açtım. Ayakkabılarımı almak için biz o arada karşılaştık. Ne var bunda? Hanımefendi, sizi kapıdan uğurluyoruz, bacadan giriyorsunuz. Hem ayrıca ben burada kızımla konuşuyorum. Kızım, sana söylüyorum, gelinim, sen anla durumumu yani. Gelin mi? Siz yakıştırıyorsanız gelinliği buyurun, gelin olun. Ama benim aileme bulaşmayın lütfen. Bakın, kendi kendinize gelin güvey olmayı bırakın. Benim adım Afet Güç Verir. Hiç kimse bana haksız ithamda bulunamaz. Bulunanlar da ağzının payını alır. Ne valla, benden söylemişim. Bu iş çok uzadı. Ülperi, lütfen gir içeri. Neden beni susturuyorsun Metin? Sen önce gir, ben arkadan girerim. Üstelik benim burada olmam tehlikeli değil. Ama senin dışarıda olmam tehlikeli. Benim sütüm, yoğurdum, onun ne olacak baba? Ay, yoğurtsuz yap şeyini, kekini, unsuz yap. Kerem, sen de gir içeri. Ülperi, Rüya, ikiniz de içeri şimdi. Ama... Şimdi. Ne var? Bu kadın tamamen çatlak zannediyordum. Hayır, kafadan tahtalar da kırık. Niye bunlar gelip hep beni buluyor? Hoş geldiniz Afet Hanımcığım. Gözlerimiz yollarda kaldı. Vallahi bu uğradığınız büyük haksızlığın peşini bırakmayacağım şerefsizim. Okulumuz adına tekrar hoş geldiniz. Nasıl olsa bu mübarek eli sonunda sıkacaksın. Sıktıracağım sana. Su içsem yarıyor vallahi. Ne yapacağımı şaşırdım. Suyu kebapla tatlının üstüne şaşa şaşa içerseniz tabii zayıflayamazsınız Fidan Hanım. Ben kebabın ve tatlının üstüne içmiyorum. Aç karnına içiyorum Cumhur Bey. Ya bravo. Zayıflama mücadelenizi sonuna kadar destekliyorum. Yemek yememe konusundaki direnişinizin sonuna kadar yanındayım. Maşallah, hiçbir şey keyfinizi kaçırmıyor Cumhur Bey. Okulumuzdan öğretmen arkadaşlar sürülürken hiç böyle direnmemiştiniz ama. Bunlar tatlı su direnişçisi. Hiç de değil. Üzülmedim mi sanıyorsunuz? Özellikle tam bir cumhuriyet öğretmeni olan Afet öğretmenim giderken yüreğimden bir şeyler koptu sanki. Ama sustum. Niye? Çünkü şartlar olgunlaşmamıştı. Üzüntümü içime attım. Arkadaşlar, İnnas abinin, ben geldim son tahlilde. Hoş geldiniz abinin. Sizi çok çok özlemiştik. Ben de sizi özledim. Hoş geldiniz abinin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Abinin, okuldaki yokluğunuzu derinden hissettim. Teşekkür ederim efendim. Buyurun, teşekkür ederim. Oturun Afet Hanım. Bu azmin zaferidir son tahlilde. Direndiniz ve kazandınız Afet öğretmenim. İnna sabirin. Ne alakası var canım? Allah'ın izniyle geri döndün. Sizleri çok özledim arkadaşlar. Ay, siz yokken neler oldu neler Afet Hanım. Amil Bey sayesinde okul tam bir erkek hegemonyasına döndü. Ya, okulda akü şarj ediyor diye duyduk. Yani doğal hayat için son derece zararlı bir şey bu. Köpeksiz köyde değneksiz kaldı. Bakarız icabına, merak etmeyin. Olan Tekin Bey oldu. Keşke o da geri dönebilseydi. Keşke. Ama o şimdi orada çok mutludur. O inançları için yaşayan idealist bir öğretmen. Aynen bizim gibi yani. Tam öyle olmasa da tabii. Ama yine de ortada bir haksızlık olması insanı derinden üzüyor. Haksızlığa uğramak öğretmenliğin şanındandır Bahar'a. Arkadaşlar, arkadaşlar! Afet Hoca geliyor! Afet Hoca geliyor! Oğlum, arızalı bu. Deli lan bu. Abi şaşırmış bu. Şuursuz abi, şuursuz. Hadi başlayalım. Hadi. Afet geliyor, Afet. Yar ele, yar ele. Afet abi geliyor, Afet. Yar ele, yar ele. Afet geliyor, Afet. Yar ele. Hoş bulduk. Ben de sizi sınav yapıyorum. Öğretmenim, ciddi olamazsınız herhalde. Son derece ciddiyim. Aa, öğretmenim, arkadaşlar,
Resmen sınav yapılıyoruz hani sahisinden. Öğretmenim, sınava başlamadan önce size bir şey söylemek istiyoruz. Söyleyin. Siz gittikten sonra Amil Bey tuvaletleri paralı yaptı öğretmenim. Evet. Evet öğretmenim. Resmen soyguncu. Tübitle bir yetimlerden tuvalet parası topluyor. En Arsene Lupin'inden. Çok kötüyüz biz. Çocuklar, Amil Bey sizin müdürünüz. Hakkında böyle konuşmanızdan hoşlanmıyorum. Ama öğretmenim, o sizi okuldan kovdu. Konu kapanmıştır, soru bir. Soru bir. Öğretmenimin günler olmuyor ama. Onu eşek şakası yaparken düşünecektiniz. Ben şaka kaldırırım ama üniversite yerleştirme sınavı şaka kaldırmaz. Evet, soru bir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sebepleri. Soru iki, Tanzimat Fermanı, tarihi ve sonuçları. Affet öğretmenim. Affet öğretmenim. Efendim? Ben de sizi arıyordu. Ben diyecekti ki... Evet, bir soluklan, ondan sonra söyle. Affet öğretmenim. Ben sizden özür dilemek istiyor. Yani ben yaptığımdan dolayı böyle çok üzgün, çok pişmanım. Yani ben uyuyamıyor geceleri. Hep bunu düşünüyor. Ben çok pişman. Montaigne ne der bilir misin Didem? En büyük ceza insanın kendi vicdanıdır. İnsan kendi vicdanının yargıçlığından kurtulamaz. Bu çok sevdiğim ve sık sık hatırlattığım bir sözdür. Bana yaptığın affedilecek gibi bir şey değil. İki insanın hayatını alt üst ettin. Ama görüyorum ki vicdanın derinlerde bir yerde kendinle mücadele ediyor. Bu iyi bir şey, bunu koru tabii. Ama bir daha birini üzmek istediğin zaman kendi kendine sor. Sonradan kendimi affedebilecek miyim diye. Olur mu? Benim için sorun yok. Sen ne yaptın abla? Bu sefer cidden tokat atmış olmayasın. Ona kendi vicdanı tokat attı. Evet arkadaşlar. Bu saatte toplanmamızın sebebini biliyorsunuz. Bugünkü disiplin kurulu toplantımızın konusu... Didem Sağlam isimli öğrencinin... istemeyerek, bir çocukluk yaparak... büyük yanılgı içinde... Afet öğretmenine minicik bir haksızlık yapmış olması. Ki hemen ilave edeyim... kendisi son derece pişman... ve dersini almış bulunuyor. Kararımızı verirken bu hafifletici sebepleri de göz önünde tutarsak iyi olur. Yalan yere jurnal etmek suçtur. Atalım gitsin. Toplanmamız bile anlamsız son tahlilde. Lütfen sözümü kesmeyin Cumhur Bey. Affedersiniz Amin Bey. Her şeyden önce Didem'in benim öz be öz birinci dereceden yakın yeğenim olması sizi sakın etkilemesin. Ortada bir suç var ve bu suçun cezası verilecektir. Fakat bir çare kızcağızın itirafta bulunmuş olması, çok saf ve temiz bir yüreğe sahip olması ve hata yapmasının en doğal olduğu yaşlarda bulunması lütfen göz önünden kaçırılmasın. Mennan. Buyurun amirim. Didem'i çağır evladım. Baş üstün amirim. Buyurunuz. Afet öğretmene iftira davasında davacı Afet Güçverir, davalı Didem Sağlam duruşma odasına. Burası mahkeme mi salak? Salak amirim. Çabuk kapıyı kapat çık dışarı, yoksa para alırım şimdi seni şerefsizim. Şerefsiz amirim. Kapı kapalı olunca çıkamıyorum amirim ya. O zaman çıktıktan sonra kapat salak. Yüce Rabbim amirimi çözüm üretsin diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Çıkıyorum amirim. Evet. Didemciğim, şimdi bize olayın aslını sen anlatıyorsun. Bende kötü niyet yoktu. Ben Almanya'ya geri gitmek istedi. Amca beni okuldan atsın dedi. Atmadı. Ben de affet öğretmenim bana tokat attı dedi. Ama tokat yok. Ne demek tokat yok? Tokat güzide bir ilimizdir. Ay, dayak anlamında tokattan bahsediyor Hidayet Bey. Hani siz erkeklerin kadınlara sık sık uyguladığı türden. İnna sabirin, inna sabirin. Karıncanın belini inciden bizden değildir. Evet Allah. Sakin olalım, sakin olalım. Yani yalan söyledin öyle mi Didemciğim? Ya
ben yalan yaptı. Ama bende kötü niyet yoktu. Yani ben Almanya'ya geri dönmek istedi. Affet Hoca bana vurdu dedi. Bir dava insanını yalan yere sattın. Siz davayla uğraşacağınıza şu kızın biraz Türkçesiyle uğraşsanız nasıl olur Cumhur Bey? Ben ilk önce Affet öğretmenimden özür dilemek istiyorum. Sonra herkesten. Yani ben çok pişmanım, çok üzgünüm. Affet öğretmene bunu yapmak istemezdim ama oldu. Diyecek başka bir şey yok bende. Tamam kızım, çıkabilirsin. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Biçare kızcağız ne kadar perişan, ne kadar üzgün, ne kadar dersini almış. Affedelim. Onun topluma karışmaya ihtiyacı var. Evet, şimdi herkes kararını bildirsin. Sanırım sizden başlamak daha doğru olur Afet Hanım. Buyurun. Sizinle aynı fikirde olmak benim için şaşırtıcı ama bazen cezaların ters teptiğini biliyoruz. Şimdi bu çocuğa ceza verirsek bu çocuk doğruyu nerede öğrenecek? Doğruyu öğrenebileceği yegane kurum eğitim kurumu. Onun için ben kalmasından yanayım. Bence de okulda kalmalı. Artı özür de diledi. Çocuk daha ne yapsın? O zaman adam öldüren de özür dilesin. Affedelim gitsin. Olur mu öyle şey? Hata yapmış cezasını çekecek. Ben de Kadriye Hanım'a katılıyorum. Bir dava insanını sırtından vurarak davaya ihanet etmiştir. Bu yüzden gitmesi gerekir son tahlilde. Gerçi hemcinsim olarak onun yanında olmam lazım ama yaptığı hata çok büyük. Onun için Didem gitmeli. Benim de kararım kalmasından yana. Bu durumda 3 gitsin 3 kalsın oyu çıktı. Hidayet Hoca, sizin oyunuz kararımızı belirleyecek. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz Hidayet Bey? Karar bekliyoruz. Tamam canım, karar vereceğiz de Yüce Rabbim yanlış bir karar aldırmasın diye önce dua ediyorum. İzninizle. Didem, siz gitmediniz mi? Sana destek olmaya geldik. Böyle bir olay kaçırılır mıydı kızım? Oo, parti grubu toplanmış burada yine kürsünden. Arkadaşlar. Biz de buradayız kızım. Hem seni yalnız bırakırsak Allah bize günah yazar değil mi? Aşkım. 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 Hani bana. Aşkım. Ortega? Hani bu sona kalan parmak kuş hesabı. Hani ona mahsur ben. Anladım. Ben çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Ben biliyor hata yaptı. Affet öğretmen de beni affetmeyecek. Kerem, ben az kaldı sizi ayırıyordu. Ama ben çok pişmanım. Bana inanın. Didem, kurul belki seni affetmez ama biz affettik. Tabii ya. Affettik en yufka yüreklisinden. Danke, çok danke. Danke. Eyvah. İpini çektiler galiba. Abla ne oldu? Abla evde. Hocam karar ne? Hoca camide. Öğretmenim çatlatmayın bizi. Ne olur nedir karar? Öğretmenim, Didem'i okuldan attılar mı en insafsızından? Böyle cici bir kıza kıyar mıyız? Didem bizim kızımız. Affedersiniz.